kürsüyü teşkilen arz ediyorum. Abi havadayım ben. Çok önemsiyoruz çünkü ortaöğretim tasarımı ile ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir projesi, bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla, haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi. Sürekli ifade etmeye çalıştığımız bir konu var. Diyoruz ki biz acele etmiyoruz. Çünkü acele edersek mevcut çözümlerimiz bir sonraki problemlerimiz olur. Bunu yaparken önemsediğimiz birçok konu var. Mesela öğretmen eğitimine çok büyük yatırım yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü böyle bir sistemi ortaya koyabilmek temel koşullardan birisi olarak öğretmene bağlı. Eğer öğretmen eğitimi hakkıyla yapılmazsa böyle bir sistemi sürdürmek gerçekten çok mümkün değil. O yüzden birkaç gün değil, birkaç hafta, birkaç ay değil, birkaç yıl süren öğretmen eğitimlerinden bahsediyoruz. Gençlerimiz bize bir soru soruyorlar. Diyorlar ki siz bizi neye hazırlıyorsunuz? Bizim de sorumuz bu oldu. Gençleri neye hazırlıyoruz? Ve bu cevabı biz verirken buna ders sayılarında azalmanın olması, deneyime yönelik eğitimin olması, yani çocukların tecrübe ederek bir şeyler yapmaları, sadece bilgiyi hazır olarak alıp bunu tekrar etme noktasında başarılı olup olmadıklarının hafızaları ölçülerek test edilmesi elbette doğru değil. Biz bu çocukları 2035'lere, 40'lara hazırlıyoruz. Yani başka bir bakış açısı gerekiyor değerli arkadaşlar. Peki ders sayılarında azalma ne demek? Hemen somut olarak baktığımızda 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda 9'larda 15-16 dersten söz ederken mevcut durumda şu andaki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. Bu iki durum içinde rehberlik dersinin dahil edilmediği bir durum söz konusu. 10. sınıfta 15-16'dan söz ederken 10 dersten söz ediyoruz ve bu böyle devam ediyor 11 ve 12. sınıflarda. Niye azaltıyoruz? Çünkü bir çocuğun 15-16-17 dersi gerçekten anlaması ve bunu içselleştirmesi mümkün olmuyor. Hey dediğimiz kısaltmasıyla yazdığımız bir fırsat var. Hey ile ulaşmak istediğimiz şey şu değerli arkadaşlar. İlkokul ve ortaokulda tasarım beceri atölyeleriyle yapmaya çalıştığımız ve çocuğun daha ilkokul birinci sınıftan itibaren birçok denemeyi mühendislik atölyesinde, drama atölyesinde, spor atölyesinde, dil atölyesinde, birçok atölyede yüzlerce, binlerce kez denediği bazı süreçleri lisede devamı olarak bu tür aktivitelerle zenginleştirmeyi hedefliyor. Peki nasıl hedefliyoruz bunu? Bir çocuğun muhakkak surette sanatla, sporla ilgilenmesi lazım. Sanatın ince ayarından geçmeyen bir çocuğun şahsiyetinin oluşması gerçekten zor oluyor. Çocuk için dersler kişiselleştirilebilmeli. Yani onun ilgisine, yeteneğine, merakına dayalı olan bir ders seti, bir ders kümesi oluşturulabilmeli ki burada bu var. Ne demek kariyer yönetimi? Çocuğun mesleklerle ilgili olarak tasarım beceri atölyelerindeki yüzlerce, binlerce tecrübeden sonra kendisinin neye yatkın olduğunu görmesi zaten bir fırsat onun için. Ama bunun testlerle, bilimsel araçlarla da ölçülmesi gerçekten çok çok önemli kariyer yönetimi bakımından. 3 yıllık bir takvim yayınladık. Dedik ki şu ay, şu sene şunları yapacağız. Bunu da ayrıntılı olarak ortaya koyduk. Deniliyor ki neden hemen yapılmıyor? Hemen yapmayız, toplum istese de yapmayız. Çünkü öğretmen eğitimine yatırım yapmadan bir sistem değiştirmek doğru değildir. İçerik için yeterince hazırlık yapılmadan bir değişiklik yapmak doğru değil. Her şeyin bir zamanı ve zemini var ve bu değişim için bizim bir takım temel kavramlara da ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye
okulları arasındaki imkan ve öğrenme farkı yüksek olan bir ülke. Bu tür ülkelerde de sınav araç olmaktan çıkar, amaç haline gelir. Eğer biz okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak belirli bir süreç içerisinde, bütün dünyada belli ülkelerde örnekleri somut olarak görüldüğü gibi bizde de sınavın baskısı azalacak. Ve özellikle mesleki teknik eğitime yatırdığımız yatırımlarla, orada yaptığımız çalışmalarla bu sistemin daha esnek olmasına katkı sağlıyoruz. Ve sonuçta ne bekliyoruz? Sınav sisteminin zaman içerisinde baskısının azalmasını. Elbette bütün dünyada şu anda sınav var. Bizde de olacak. Ama sınav gerçek mahiyetine bürünecek. Yani amaç haline gelmeyecek, araç olacak. Oturup ortaya koyduğumuz bu orta öğretim tasarımına uygun bir yüksek öğretim kurumları sınavı nasıl yapılır? Orta öğretimdeki sınavların kendisi nasıl yapılır? Yani ders sınavları nasıl yapılır? Bütün bunların cevabını ortaya koyup çok kısa bir süre içerisinde bu sistemin, ki ilk sınavı bu sistemin 2024 yılında olacak. Yani yeni başlayan sistemde yeni sınav dediğimiz şey 2024 yılında denk geliyor. O zamana kadar çok büyük süremiz var ama biz zaten bunu daha kısa bir süre içerisinde netleştirmiş olacağız. Uygulama takviminde 2019-20 yılını bir hazırlık yılı olarak görebiliriz. 2020-21'de 9. sınıfların ilk dönemi 21-22, 22-23 ve 23-24. Neden bunu hemen başlatmıyoruz ya da aradan girmiyoruz? Çünkü bizim öğrencilerimiz, gençlerimiz liseye başladıklarında belirli bir kural vardı. Ve geldiğimizden beri şunu söylemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca, gücümüz yettiğince biz sürpriz yapmayacağız. Oyunun kuralını arada değiştirmeyeceğiz. Yani 9'a 2020-21'de başlayacak çocuklarımıza diyeceğiz ki, gençler artık yeni bir kural var ve siz bununla başlıyorsunuz. Yani durup dururken bir belirsizlik olması, arada ikide bir değişiklik olması söz konusu olmayacak. Önümüzdeki öğretim yılında, yani 19-20'de 12. sınıfta olan, yani üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için o senenin rahatlatılması, ilgi, yetenek ve merakların dikkate alınması ve çocuklarımızın şikayet ettiği birçok unsurun ortadan kaldırılması ile ilgili bir hazırlığımız var. Bu hazırlık bitti ama bugünün konusu olmadığı için onu daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Sadece şunu bilin, önümüzdeki sene 12'ye geçecekler. Şu anda tasarımını ortaya koyduğumuz orta öğretim yapısının aynısı olmasa da büyük bir rahatlama ve daha işlevsel, daha fonksiyonel, daha amaca yönelik bir durumla karşı karşıya gelecekler. Öğretmenlerimize üniversiteler sertifikalar verecekler bu konularla ilgili. Sadece gönüllülere, kim isterse. Ve bunları ücretsiz olarak vereceğiz. Dolayısıyla okullarda bu tür çalışma yapma imkanımız rahatlıkla söz konusu olabilecek. Burada 2020-21'e baktığımızda sistemin uygulanmaya başlanması, 10. sınıf ders kitaplarının materyallerinin üretilmesi, öğretmen eğitimlerinin yapılması, sertifikasyonu devam ediyor. Çünkü öğretmen eğitimi böyle bir yapıda çok uzun yıllar süren bir özelliğe sahip. O nedenle biz bir ay ya da işte birkaç gün, birkaç hafta koyup öğretmen eğitimini bitirmek istemedik. 2021-22'de 10. sınıflarda benzer bir durum söz konusu. 2022-23'te 11. sınıflarda sistemin uygulanması, yine öğretmen eğitimi, yine sertifikasyonlar devam ediyor. 12. sınıflarda 2023-24'te bu sistemin uygulanması devam ediyor. Yeni YKS'nin uygulanması da biraz önce ifade ettiğim gibi 2024'te söz konusu. Bizim kendimize özgü İlkokul ve ortaokuluyla bütünleşik olarak yapıp ve bütün çevre parametrelerini de birlikte düzenleyerek geliştirdiğimiz bir projenin olması ve Türkiye'nin biraz önce ifade ettiğim gibi 2035'lere, 2040'lara, 2053'lere yönelik olarak bir gayreti, bir çabası var burada. Ve emin olun bütün bu çabalarımız, bütün bu tasarımlarımız
neyi ne zaman nasıl yapacağımızın akademik olarak ortaya konulduğu, fizibilitesinin ortaya konulduğu, ne yaptığımızı gerçekten çok çok iyi çalıştığımız, bunu tanıtmakla ilgili çalışmalarımız sürecek.